Genç yetenek gidiyor. Arkadaşıyla paslaştı. Tekrar pas istedi. Aldı topu, şimdi gidiyor. Oralardan bir şut çeker mi? Tekrar pas. Çok güzel abi. Çok güzel. Gönder pas. Tekrar pas. Selamlar sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlerle birlikte FIFA 22'de oyuncu kariyeri açıp onu Ballon d'Or almaya kadar götüreceğiz. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten çok heyecanlı olacak. Öyle umut ediyorum. Arkadaşlar, bu arada videomuza geçmeden önce bu tarz FIFA 22 içeriklerinin gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olup o güzel görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayalım. Arkadaşlar, gelin isterseniz oyuncu kariyerimize geçelim. Dostlarım, ben 1.83 boyunda bir forvet oluşturacağım. Kendi promuzu oluşturacağız. Bu kısımları sizlere göstermek istiyorum çünkü oyun çok taze çıktı. Buradan hemen oyuncu tipimizi seçiyoruz. Ben hangisini alayım? Şunu alayım gençler. Şöyle biraz kendimize benzetmeye çalışalım. Emre, Hakan, soy ismimiz Söyler olacak gençler. Söyler. Diğer videolarımda dediğim gibi biz neyi söylüyoruz? Nasıl gol atacağını söylüyoruz abi. Nasıl iyi oynanacağını söylüyoruz. Bakalım, lakabımız yok. Forma adım Emre Hakan olsun. Ardından forma numaramız, forvet olacağımızdan dolayı 9 numara sevdalı. Ay, hiçbir şey yok. 7 numarayı alıyorum abi. 7 numarayı alıyorum ve bakalım Ronaldo gibi bir kariyer yapabilecek miyiz? Doğduğumuz yıl 2002 Kasım 20'sini de seçiyorum buradan hemen. Geçelim fiziğe. Fizikteyse abi şuradan vücudumuzu hemen ayarlayalım. 1.83 abi. 1.83 83 kilo diyelim biz buna. 83 bir türlü ayarlayamıyorum. Okey. Tamamdır. Fiziğimizi de ayarladık. Şimdi pozisyona geçebiliriz. Pozisyonumuz forvet olacak. Santrafor olmasını istiyorum. Tercih ettiğimiz ayak sağ ayak olsun. Kafada ise şöyle yüz tipimizi hemen ayarlayalım. Buraları biraz özenmek. O neydi lan? Bu ne oğlum? Şu ne? O nasıl dudak? Buraları geçelim oğlum. Bunlar ne? Hangisi en iyi abi? En iyi hangisi? Şöyle bakayım, en fazla bana benzeyen. Ya bana benzeyen bir tipi bulmak biraz zor. Kafaya tekrardan geleceğim. Yüzden şimdi öyle bir şey seçmemiz lazım ki biraz benzerliğimiz olsun. Karakterle iç dış olalım. Bu iyiymiş. Ton ve renkte birazcık esmer olmak istiyorum ama bu da çok fazla esmerliğe kaçıyor. Şöyle şu renk tonları abi. Nerede o? Hemen sağ tarafta olması lazım. Şunlar, şu çok iyi abi, şu gerçekten iyi. Ton ve renkte ayarlarımız da bu kadar. Gözlere geçelim. Gözlerde çeşitlerimizden ben şunu almak istiyorum en fazla, şu benziyor çünkü. Gözlere de geçelim. Şimdi kaşlarda ise hani benzerlik yok fakat hangisi var derseniz eğer, bu ne oğlum, bu hiç benzemiyor. En çok hangisi benziyor biliyor musunuz gençler? Şu. Abi bunlar da benziyor demek biraz sıkıntı. Kaşlara da geçelim. Burun. En sevdiğim nokta. Şimdi burunu geçme abicim. Burunu geçme, gel bir burundan şu hokka burunlara bir bakalım. Şu güzele benziyor. Güzel, şunları alabiliriz. Bence şu şekil biraz benzerlik oldu. Ağza geçelim. Fazla yüzlere takılmadım. Yüze çalışmak istemedim arkadaşlar. Ağız kısmında ise bak hangisi, şöyle göstereyim ben. Şu ideal yani, bu güzel. Yanaklar ve çene. Çenemiz bizim yuvarlak. Yuvarlak olsun. Aynen. Çeneyi şuradan seçelim. Şuradan çenemizi hemen ayarlayalım. Aa, şu aynısı. Kulaklar kısmına geçelim. Kulaklara fazla bir takılmaya gerek yok. Şu iyi abi. Aynen, bu biraz benziyor. Saç. En sevdiğim nokta. Şimdi kısa saç yapıyoruz arkadaşlar. Bir artist oluşturacağız. Futbolculuğumuz gibi tarzımızı da konuşturmak istiyorum gençler. Hemen şöyle sağ tarafa gidelim. Güzel bir saç stili bulmak istiyorum. Hem de bana benzeyen bir saç stili, benim saç stilime benzeyen bir saç stili yapmak istiyorum. Şöyle devam edelim. Sanırım şu yani yanlar fazla fakat bu benziyor. Evet, bu benziyor. Saçı da geçtik. Sakal bıyık kısmında ise sadece çene sakalı yapacağım gençler. Çene sakalım var çünkü. Bunun rengini de aşağıdaki kısımdan ayarlayabiliyormuşuz. Bunun rengi abi ne olsun biliyor musunuz? Aynen şu tarz güzel. Saçımızın rengini neden ayarlamadık? Saçımızın rengini de ayarlayalım hemen. Şöyle saça gelelim. Saçtan rengimizi ben buradan siyaha yakın yapmak istiyorum. Ya kahverengi, dur bakalım. Yok ya, bu tarz hiç andırmıyor. Benimki siyaha yakın abi. Şöyle bakalım. Bu da çok siyah oldu be. Kahverengi yok mu? Yani biraz kahverengimsi bir saçım var. Ama şöyle bakalım. En başlarda olması gerekiyor o saç tiplerinin. Şöyle şu... Tamam ya, bu kadar fazla özenmeye gerek yok da. Bence şu. Şu aynen. Şu biraz benzerliği var.
Şimdi geri dönelim bakalım. Şimdi formaya geçelim. Formamız abi kesinlikle dışarıda olacak. Dışarıda olmazsa olmaz. Forma kollarımız kısa mı, uzun mu? Atlet. Bak şu çok güzele benziyor ya. Ben bu tarz futbolcuların hayranıyım abi. Forma kalıbı tamamdır. Takım varsayılanı ne? Takım varsayılanı ne varmış? Okey. Biz dar kesim devam ki abi. Dar kesim gidelim bakalım. Normal. Çünkü normal güzel olmaz ya. Dar kesim olsun. Forma kalıbımız, bel kalıbımız tamamdır. Kramponlara geçelim. Kramponlarda ise o güzel kramponlar var usta. Şimdi şu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Direktmen buldum abi ben kendiminkini ama sizlere göstereyim gençler. Şu şekilde bir sürü krampon tercihi var. Forma çoraplarımız bu şekilde arkadaşlar. Yüksek, kısa, normal. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Ayak bileği bandajı. Valla beyaz olsun. Beyaz candır. Oyuncu kramponları bunları seçtik zaten. Eldivenlere gerek yok. Sol bilek yapalım bir tane. Şöyle bir tane beyaz. Ama bu olmuyor sanırım. Aynen formamızdan dolayı. Bunu geç abi. Yok diyelim biz buna. Tamamdır. Animasyonlar kısmına geçelim arkadaşlar. Burayı çok güzel yapmışlar. FIFA 21'de de aynısı vardı zaten yanlış hatırlamıyorsam. Gol sevinçleri kısmında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rastgele gol sevinci. Göğü göster gibi gibi şeyler var. Şöyle biraz sağ tarafa gidelim bakalım. Güzel şeyler var mı? Breakdance var. Yemek karıştır. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Ters solucan. Böyle güzel şeyler de var. Amuda kalk. Bize en iyi hangisi yansıtır abi? Şöyle bakıyorum hemen. Fotoğraf çek kısmı var. Bunu geç. Yüzük öp. Yok bu da güzel değil. Mahalle. Yok bunu da geç abim. Payitaht karate tekmeleri falan. Neyiz oğlum biz karateci miyiz? Biz futbolcuyuz. Parmaklar neymiş? Bu yeni gelmiş bak yanlış anlamadıysam. Evet bunu ilk defa görüyorum. Küçük kardeş var. Bunlar zaten vardı. Mbappé'nin sevinci. Şöyle bakıyorum gençler. Benim burcum akrep. O yüzden akrebi seçeceğim. Biraz bağlantı yapalım karakterli ki. O yüzden iyi oynamaya çalışalım. Duran top tarzımızsa eller belde olsun istiyorum ben. Penaltı atış tarzımız. Bunlar yeni şeyler gelmiş mi? Küçük adam var. Küçük adam herhalde yanlış bilmiyorsam dur göstersin bakalım. Aynen. Eğri koşu neymiş bakalım. Göster. Seri göster. Uy, çok iyi. Çok iyi. Çok şık durdu. Tamamdır. Koşu tarzımız. Bu ne lan? Bu ne lan? Gündoğumu. Abi bunlar ne böyle? Çok komik şeyler yük treni. Bak. Şu var. Düz kol var. Ben hangisi gibi koşuyorum? Benim koşum da çok komiktir arkadaşlar. Şöyle bakıyorum da hani hepsi güzel. Tank var. Abi tanka ne gerek ya? Dirsekler dışa. Kendimizi mi verelim böyle ya? Vızıltı neymiş? Vızıltı aşağı doğru bakarak koşma. Dirsekler dışı olsun. Bu şekilde koşalım bence. Koşu tarzı gol sevinçlerini zaten yaptık gençler. İsterseniz gelin Emre Hakan Söyler'in muhteşem heyecanla başlayalım. Hangi takım seçeceğiz? Ona geçelim. Genç yeteneğimizi Emre Hakan Söyler'i Wolves kulübü keşfediyor. Ve Wolves kulübünde arkadaşlar kariyerimize başlıyoruz. Maç zorluğumuz dünya klası olacak. Devre süresi. Abi bunu 4 dakika yapmak istiyorum. Bir arkadaşımız çünkü demiş. Abi demiş veya kardeşim. 4 dakika yap gibi bir videoda daha çok maç atabilirsin. Hemen seçiyoruz bunu da. Tamamdır. Okey diyelim geçelim buraları. Parlamaya hazır mısın? Yeni sezon beraberinde takımın kahramanı olma şansı yaratır. Ve biz de arkadaşlar takımımızın en iyi 9 numarası olacağız. Pardon yanlış söyledim. 7 numarası. Yeni kariyer oluştur abi buradan. Wolves YT yazalım hemen. Kariyerimizi oluşturduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Burada yeni şeyler yazıyor. Beceri puanlarını kullanma. Beceri puanlarını kazan. Modeller, cartçut bir sürü şey yazıyor. Şimdi biz nereden gideceğiz? Tabii forvet dediğiniz arkadaşlar. Biraz fizikte olması gerekiyor. Güç, toplu, topsuz. Fiziksel mücadele kazanma şansını arttırır diyor. Dayanıklılık, genel dayanıklılığı arttırır diyor. Burada ne varmış? Boğa modeli. Bu model oyuncunun sahadaki fizik gücünü artırır ve top mücadele kazanması sağlar. Fakat bir forvet için arkadaşlar bence en önemli şeylerden bir tanesi şuttur ve hızdır bana kalırsa. Şutumuz bence iyi olsun. Penaltı değil de serbest vuruş varmış burada. Bu ne? Bitiricilik. Ceza sahasının içinde yaptığı bir... Tamam bunu basalım bir tane. Bu neymiş? Bu kaç istiyor? Uzaktan şut. Uzaktan şutumuz da olsun bence. İki tane şuttan aldık. Pasta orta açma var. Kısa pas. Bence kısa pasımız da olsun. Dribbling topu kontrol ederken ayağına ne kadar yakın tutacağını belirler. Oyuncuların topu kontrol etme yeteneğini geliştirmek için bu özelliği seçiliyor. Top kontrolümüz olsun bence de.
Çevikteki oyuncunun yön değiştirme hızını arttırmak için bunu seç diyor. Defans hiç gerek yok abi defansa ama fizikte olmamız lazım. Dayanıklılığımızı arttıralım arkadaşlar. Gücümüz de yerli yerince olsun. Ve bir tane de abi ben istiyorum şöyle bir tane dribling çeviklik oyuncunun yön değiştirme hızını arttırmak için bunu seç diyor. Çeviklik de biraz olsun. Bu şekilde golleyelim bence gençler. Bitti diyorum. Niteliklerimizi atadık. Bu neymiş? Geliştirmeler. Geliştirmeleri seç. Geliştirmeler maçlar sırasında senin için belirlenen seviyelere ulaştığında otomatik olarak etkinleşen önemli performans takviyeleridir diyor. Geliştirmeleri aç diyor. Deneme yapabilirsin diyor buradan. Bireysel oyun tarzına en iyi uyum sağlayan geliştirmeleri yükleyerek deneme yap diyor. Bu ne abi? Defansif baskı. Tüm takım arkadaşları için defansif farkındalık, top kesme ve müdahale kayarak gibi topu geliştirir. Bu bizim için önemli değil. Asist serisi de önemli değil. Maçın son 15 dakikası uzatmalarında savunma niteliklerini geliştirir. Bunlar bizim için önemli şeyler değil. Kısa süreli 15 dakika pas niteliklerini geliştirir ve oyuncuya fals olup pas özelliğini verir diyor. Defansif baskı tüm takım arkadaşları için defansif farkındalık, top kesme, müdahale, savunma yeteneklerini geliştirir. Bence arkadaşlar burada en mantıklısı asist serisi. Asist serisini şimdi yapalım. Çıkalım buradan da bir tanesi açıkmış zaten ileride açarız. Şimdi teknik direktör reytingi diye bir şey gelmiş sanırsam. Maçlarda kadrodaki rolün teknik direktör reytingine göre belirlenir. Yedek olarak başla ve reytingleri geliştirerek takımın ilk 11'ine kendini yer kazan diyor. Reytingini bu şekilde geliştirebilir misin? Hem her hafta antrenman durumlarına katılarak hem de maçlardaki maç hedeflerini tamamlayarak skorunu geliştirirsin diyor. Kadro dışı kalmaktan kaçınılıyor. Teknik direktörün ilk 11'inde kendine yer kazanamazsan seni kiralık olarak gönderebilir. Cart curt falan filan diyor. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Şimdi üst tarafta bir ikon çıkmış. Sanırım bu bizim teknik direktörümüz. Teknik direktörümüz ile iyi anlaşmamız lazım. Ve sanırsam evet Avrupa maçlarına katılmış bizim şeyimiz. Bir antrenmanlardan reytinglerimizi yükseltelim gençler. Antrenman oturumları falan bunları biliyoruz. İlk başta arkadaşlar göstermek amacıyla antrenmanlardan bir tane yapacağım. Buralar değişmiş. Dribbling labirenti. Bence bir şuttan bir başlayalım. Hemen şu anda oyuncumuz iyi olmadığı için gençler şöyle dribbling şut yapacağım bir tane veya ağır yapalım baskı altında. Bence 1200 TP iyidir. İlk başta baskı altından yapalım. Ardından şuta gelelim. Tekrardan dribbling şut yapalım. Şutumuz biraz iyi olsun. Ardından savunma değil de dribbling yapalım. Bunu da normal mi yapsak? Aynen 850 TP veriyor hepsi. Aynen lan 650, 850, 850. Bunların hepsi neredeyse aynı veriyormuş. Dribbling labirenti diye bir olay var. Bu da çok güzel. Bunları isterseniz arkadaşlar gelin bir yapalım. Şöyle sıradaki çalışmayı yap diyelim bir girelim bakalım. Emre Hakan, genç yetenek ilk başta zorlandı. Yavaş, güzel, tamamdır. Güzel. Güzel başladık. Emre Hakan genç yetenek. Üste doğru vurdu. Müthiş abi. Genç yetenek Emre gidiyor şimdi. Antrenmanlarda iyi veriler geldi. Emre'nin hakkında teknik direktör onu hayranlıkla takip ediyor. İleride tabii ilk 11'in vazgeçilmez adamı olacak. Güzel abi güzel başladık. Nice hocam. Şimdi sağ üst bu zor. Çok iyi be. Forvet için ne ki oğlum bunlar? Emre bak bak sol üst atabilir de atamadı oyuncu. Şöyle geçelim bakalım. Şu anda oyuncumuz pek iyi olmadığı için şöyle hop. Hadi be geçemedi be. Emre karşısında rakibi var. Rakibi gelemiyor. Rakibi ne oluyor rakibine bilmiyorum ama B aldık. Onu nasıl atamadı oyuncu bilmiyorum. Sıradaki çalışmaya geçelim gençler. Dribbling shot. Mankenler arasını geçtikten kaleye bağlı olarak yüksek veya alçak şut çek diyor. Alçak sert şutlar yüksek firelerde yardımcı olur diyor. Başlayalım bakalım. Mankenler arasına geçip o çok güzelmiş lan. Ne kadar güzel yapmışlar böyle. Geçtik şimdi buradan. Yavaş yavaş. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Geçtik. Biraz yüksekten. Bravo Emre. Genç yetenek harika başladı kariyerine be. Hop. Hadi be. Geçemedi. Oralarda plase atmayalım mı o zaman? Şurada bak iyi gidiyor. Yarıdan fazlası doldurduğu zaman gidiyor. Sistem buldum ya tamam. Güzel. Alçaktan vurduk. Harikayız şu anda. Vurduk. Geçemedik. Etme başkan. Aha takıldık lan ilk defa. Aa takıldık. Sıradaki çalışma yapalım gençler. B de güzeldir.
Kovalayalım bakalım. Hem de öğrenmiş oluyoruz bu şekilde. Bence çok hoş yapmışlar. Electronic Arts bu işleri gerçekten iyi yapıyor FIFA yani. Oo, biraz değişik gibi lan. Aa. Oğlum biraz zor görüyorum ya. Hayda çıktık çıktık, gel 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 gel. Yürüsek oluyor mu peki? Aynen, yürüsek de oluyor. Vurduk. Golü attık, güzel. Şimdi diğeri. Onu geçtik, atladığımız zaman. Okey, tekrar geri döndürmüyor. Dön 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 dön. Nice hocam. Oradan aldık. Geçtik. Vur. Çok güzel. Olağanüstü. Gayet güzel. Bu antrenmanı A şeklinde yaptık. Fakat devam edelim. Oğlum çok güzelmiş lan. Çok keyifli. Arkadaşlar çok keyifli ya. Pek önemi kalmadı artık. Hayda onu yapmayacaktık. Okey. Geçtik. Burayı da geçtik. Attık şutu ve golü attık abi. Güzel. Kaç saniye kaldı? 26 saniye kaldı. Oo, çok iyi geçtik lan bu sefer. Bir tane vur lan oradan. Güzel. Olağanüstü A şeklinde tamamladık. Sonuçları gör diyelim bakalım oyuncumuz ne kadar güçlenmiş. Seviye atladın. Becerik puanları 3. Füzecik geliştirme. Abi geliştirmeyi direktmen açtık. Çok iyi. İlerle diyelim. Bunu kendimiz hallettik ne de olsa. Şimdi ileri diyelim ve Fenerbahçe ile dostluk maçı. İlk maçımız. Çok iyi. Wolves Fenerbahçe'ye karşı arkadaşlar. Sanırım ilk 11'de veya yedekte başlayacağız. Şöyle antrenmanları da maç günü yapabiliyor muyuz peki? Aynen. Bu biraz değişik olmuş. Alınan en yüksek notla simüle edilsin abi. Aynen. Aa bak bir kere yaptığın zaman bunlar yüksek en iyi notla simüle edilebiliyor. Bu biraz değişik olmuş. Anladığım kadarıyla. Şu anda ilk 11'e girdik abi. Fenerbahçe ile ilk 11'de bir maç atalım arkadaşlar. Takım tam bunları zaten biliyoruz. Arkadaşlar o zaman hazırsak Wolves Fenerbahçe maçına geçelim. Evet sevgili seyirciler, Emre Akansoylar genç yetenek bize maçta neler yapmamız gerektiğini hocamız söylemiş. 7 rating. En az %55. Oha çok yüksek. Orta başarı oranını en az %40 yap. Geliştirilmiş görev %50 diyor. Güzel, bunu geliştirebiliyormuşuz. Tamamdır. Buradan artı geliştirmek için bir görev seç diyor. Geliştirmek şimdik. Bunu 7-8.5 yapalım o zaman. Hadi go. Emre Akansoylar genç yetenek. İlk maçına çıkıyor. Ve maç başlıyor sevgili seyirciler. Wolves maça başladı. 7 numara pas istiyor. Hocam merhaba ya. Sağ kanat oynatıyormuşsun beni ya. Arkadaşlar maça girdikten sonra fark ettim. Hocam bizi sağ kanatta oynatıyor. Bu arada yeteneklerimiz sağ üstte gözüküyor. Derecemiz falan. Hocam güzel güzel gönder 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 gönder. Hocam güzel pas. Şimdi genç yetenek topu aldı. Genç çok güzel gördü. Ah be, güzel pas atabilseydim güzel olurdu. Başaramadık. Pozisyonda kal demeden pozisyonumuza geçelim. Güzel, çok güzel hamle. Tekrar istedim. Bir asist. Offside. Offside. Genç yetenek Emre Akansoylar topu istedi. Hocam bana atar mısın? Teşekkür ederim. Emre Akansoylar çok güzel gördü şimdi. Pas geçmedi. Genç yetenek Emre Akan istiyor. Güzel bir pas. Emre aldı şimdi topu. Emre gidiyor sağ kanattan. Yardı geçti savunmayı. Üst tarafı gördü. Güzel pas atamadı. Topu istedi şimdi genç yetenek. Paslaşmamız gerekiyor biraz. Eyvallah. Gönder hocam. Eyvallah. Şimdi genç yetenek al topu. Bu nasıl bir dribling? Döndü. Arkadaşını gördü. Beşikten geçirmek istedi fakat geçiremedi. Topu tekrardan alabildik mi? Aldık. Şimdi attı arkadaşına. İstedi ara pası. Offside. Offside. Şu anda 7.5'ta oynuyoruz. Daha iyisi olabilir. Ortaya doğru gitmemem gerekiyor. Fenerbahçe'nin yeniden etkili bir hata derken şimdi kontratağa dönüştü. Emre Akan ayağından açtım ya. Şimdi bir kontratak şansı. Üst tarafı gördü. Çok güzel bir pas. 10 numara aldı gidiyor. Güzel bir pas oynadı o da. Onu bak değerlendirmek lazım. Takım arkadaşlarımız biraz çöp arkadaşlar. Hocam gönder. Oğlum yerinde kal diyorsun da benim yerim zaten forvet. Üstadım santrafor oynuyoruz biz. Sağ kanat oynatan sensin. Bu arada Fenerbahçe yine tehlikeli geliyor. Hocam bu ne soğukkanlılık. Gönder pası. Biraz ayağımıza top değsin ya. Çok güzel. Ara pası gönder hocam. Çok güzelsin.
Çok güzel gördük. Offside yok, oyuna devam. Çok güzel bir pas şimdi. Hadi ya. Orada bir buff etkin oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Onu anlamadım. Bilenler yazarsa çok çok güzel olur. Gönder gönder, pası gönder. Çok güzel. 7 numara. Genç yetenek döndü. İlk şutur mu atacak? Maşallah yardı geçti. Güzel pas oynadık da adama çarptı. Bizim adama çarptı ya. Çok güzel. İlk yarı bitiyor sevgili seyirciler. İkinci yarıda bakalım neler değişecek. Evet, Crespo çıkıyor. Yerine dünya yıldızı Mesut Özil gidiyor. Şimdi sıkıntı başlıyor abi. Bu arada ikinci yarıya da başladık sevgili seyirciler. Önde baskı. Hocam bak bak. Burada pres yapmanın bir şeyi vardı ya. Haha bu. C. Yap presini. Bu arada yeşil yandı. Onu da mı biz ödeyebiliyoruz? Yerinden ayrılma. Eyvallah. Biraz acemilik var tabii üzerimizde. Topu aldık şimdi. Genç yetenek gidiyor. Arkadaşıyla paslaştı. Tekrar pas istedi. Aldı topu, şimdi gidiyor. Oralardan bir şut çeker mi? Emre kaleci. Kaleci. Genç yetenek Emre gole çok yaklaştı. Fakat atamadık. Yedeklerden şimdi bir oyuncu giriyor. Pas isteyeceğim. Pas gönder. Pas. Döndüm. Çok güzel geçtim. Bir asist gelir mi? Vur hocam. Hocam vur kafayı. Nasıl kaçar? Nasıl vuramazsın? Gönder. Pas gönder. Pas. Çok güzel. Geçemedik hocam. Tekrar pas. Çok güzel abi. Çok güzel. Gönder pas. Tekrar pas. Emre. Ay kaleci. Kaleci. Teknik direktör yıkılıyor. Güzel. İlk maçımız 0-0 bitiyor arkadaşlar. Şöyle geçelim bakalım. Go. Maçın en iyilerinden indik. Sağ kanat pozisyonunda oynattı hocam bizi. Bence de ilerleyelim. İlk maçımız bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, bu ne? Şöyle bir sahne çıktı. Bu ne abi? Maç reytingi takımla, bak takımla topa sahip olma başarılı ortalar. Orta olmadığı için şu anda hocamızın istediğini yapamadık. Fakat buradan hocamızın bizi ne kadar sevdiğini ve reytingimizi falan soyunma odasında görebiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Abi şaşkınım şu anda ya. Çok güzel bir özellik getirmişler. Wolves'ta artı 15 experience'ımızı aldık. Oyuncu gelişimimiz şurada var. Oo bak, beceri puanı mevcut diyor. 6 tane. Buradan geliştirmeler kısmından hangisini alalım biliyor musunuz arkadaşlar? Uzaktan vuruşçuyu seçelim bence. Aynen, uzaktan vurduklarımız gol girsin artık. 69 gen diyor. Buradan şimdi bir şeyleri update edelim. Dayanıklılık 1 diyor. Genel dayanıklılığını arttırır. Artı 3 veriyormuş. Zıplama ve agresiflik. Okey. Reaksiyonlar veriyormuşuz burada. Reaksiyon hızını geliştirmek. Bizim tek bir sıkıntımız şu. Bizim birazcık şimdi neye ihtiyacımız var biliyor musunuz arkadaşlar? Fizik, yani dayanıklılığa. O yüzden dayanıklılık atıyorum bir tane buradan. Bu neymiş? Güç, toplu ve topsuz fiziksel mücadeleleri kazanma şansını arttırır. Oyuncuların zıplama yeteneğini ve agresifliğini geliştirmek için bu özelliği aç. Reaksiyon hızını geliştirmek için bu özelliği aç diyor. Reaksiyon hızını tamamdır. Bunu biz açmamışız sanırım. Reaksiyonu açalım bakalım. Goladım. İkisini de buna verdim. Defans kısmında pek bir şey yapmaya gerek yok. Ayakta müdahale. Bence şu ayakta müdahale kısmını alabiliriz. Fakat şimdi gerek yok. Dribling kısmında top kontrolümüz bence iyi olsun. Ardından bakıyorum hemen gençler. Dribling'e bir tane daha verip de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi harcadık şu anda. Yeterli beceri yok diyor. Bence şu anlık ağacımız gayet güzel gidiyor. Bu arada hız varmış. Hızı keşke önceden görseydim. Hız önemli çünkü arkadaşlar. Çita modu falan var. Oha oğlum, bunlar ne böyle? Bu model oyuncunun sağdaki hareketleri tehlike yaratmasını sağlar diyor. Kalecilik modunda da bir sürü şey getirmişler. Sizler isterseniz kalecilik modunda yapabiliriz. Arkadaşlar şimdilik bölümümüzün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İlk maçımız da berabere kaldı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bana abi şunu yap, şunu yap, işte bunu yapsan daha iyi olur tarzında şeyler söylerseniz de değerlendireceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like at, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum dostlar. Esen kalın.
Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll